Burada yani 18, 17, 18 falan. Yani o öyle küçük gelmiş ki kaçmışlar gelmişler buraya oradan. Babanız sol baştaki. Şu Menderes hep onun yanındadır. Hep kollar. Caddeye bir baktık bir tank gelmiş. Ondan sonra iki cemsi asker. Tam teçhizatlı böyle şeyli falan böyle. Bir tane daha cemseyi hani o eski askeri kamyonlar GMC. Üstünde bir tane küçük top böyle. Ondan sonra projektörler. Gündüz gibi oldu. Evin etrafını çeviriyorlar. Ya dedik ne yapıyor bunlar? Yani ben 13 yaşındayım. 15 yaşında abim Ömer. Babam işte o sırada 52 yaşındaydı. Annem de 50 yaşında. 4 kişiyiz evde. Ondan sonra biraz sonra böyle bayağı telaşlandık, korktuk. Yani travma geçirdik yani. Bunları o taraflarına girmiyorum. Elimiz ayağımız titriyor yani ne oluyor? Ama bakıyoruz bunlar Türk askeri. Türk askeri deyince ferahlıyoruz. Ya bizim asker ya. Mehmetçikler. Şimdi 14'ler olayı var. 14'ler yurt dışına gönderiliyor, sürülüyor. Türkeş'te işlerinde. Yeni şey için, anayasa yapmak için temsilciler meclisi oluşturuluyor. Anayasa yapacak ve seçimlere gidilecek. Şimdi bu temsilciler meclisi tamamen Halk Partililerden müteşekkil. Bir tane Demokrat Partili yok. Belki bir iki tane Cumhuriyetçi Köylü Millet Partili vardır. Milli Birlik Komitesi'nin bütün yetkilerini de bu Temsilciler Meclisi'ne devrediyorlar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini Milli Birlik Komitesi almıştı ya, Evet. o yetkileri de Temsilciler Meclisi'ne devrediyorlar. Bunun üzerine oradaki şeyler, Milli Birlik Komitesi üyesi subaylar diyorlar ki İnönü'ye, Paşam şu yasada mahkemeleri bitmedi daha, hani kararlar açıklanacak. İdam kararlarını falan onaylanıp onaylanmamasını da Temsilciler Meclisi'ne devredelim. Siz orada hakimsiniz. Hep Halk Partililer var. Ona göre istemiyorsanız onaylamazsınız. İstiyorsanız onaylarsınız diyorlar. O da ona cevap olarak demiş ki yok başladıkları işi bitirsinler. Bitirin başladığınız işi.